Değerli arkadaşlar, hepiniz İslam Okuyuz kanalımıza hoş geldiniz. Ben Yusuf değerli arkadaşlar. Bugün yine size Taberi tefsirinden Necm suresinde kaldığımız yere devam edeceksiniz değerli arkadaşlar. 13 ve 14 numaralı ayette kalmıştık. Bismillahirrahmanirrahim deyip buradan devam ediyoruz değerli arkadaşlar. 13 ve 14 numaralı ayette de وَلَقَدْ رَاهُ نَزْلَةً اُخْرَى عِنْدَهُ سِدْرَةَ الْمُنْتَهَى 13 ve 14 nolu ayetin açıklamasındadır ki muhakkak ki Muhammed onu Cebrail'i bir kere daha Sidretül Münteha denilen yerde gördü. Hazreti Ayşe, Abdullah bin Mesud, Mücahit ve Rabi bin Enes bu ayeti maalde zikredildiği gibi yorumlamışlardır. Evet değerli arkadaşlar, bu şey saniyeyi açmadık. Başlatalım inşallah. Hazreti Ayşe, Abdullah bin Mesud, Mücahit ve Rabi bin Enes bu ayeti mahalde zikredildiği gibi yorumlamışlar. Hazreti Muhammed'in Cebrail'in asıl şeklinde ve Sidretül Müntaze denilen bir yerde bir defa daha gördüğünü bildirdiğini söylemişlerdir. Bu hususta da Mesruk diyor ki en Mesruk Kale Küntü diye devam ediyorlar arkadaşlar. Ben Ayşe'nin yanında bir şeye yaslanmış oturuyordum. Ayşe bana kızımın ismini bana nispet ederek ey Ayşe'nin babası kim üç şey hakkında konuşacak olursa o Allah'a karşı büyük bir iftirada bulunmuş olur dedi. Ben yaslandığım yerden doğruldum ve dedim ki ey müminlerin annesi bana fırsat ver, acele etme. Aziz ve celil olan Allah yemin olsun ki Muhammed onu apacık gördü. Tekvir suresi ayet 23. Muhakkak ki Muhammed onu bir kere daha Sidretül Müntaha denilen yerde gördü. Buyurmuyor mu? Ayşe şöyle dedi. Ben bu ümmetin Resulullah'tan bu ayetin manasını soran ilk kişiyim. Resulullah buyurmuştu ki o görülen Cebrail idi. Ben Cebrail'i bu iki kerenin dışında yaratıldığı asıl şekliyle görmedim. Ben onun gökten indiğini gördüm. Öyle ki onun azametli yaratılışı gökle yer arasını doldurdu. Ayşe sözlerine devamla şöyle dedi. Sen Allah'ın gözler onu görmez, o ise bütün gözleri görür. O her şeyin inceliklerini bilendir. Her şeyden haberdardır. Enam suresi ayet 103 buyurduğunu işitmedin mi? Yine sen Allah-u Teala'nın Allah bir insana ancak vahiy ile veya perde arkasından konuşur yahut bir elçi gönderir de izniyle ona dilediğini vahyeder yahut bir elçi gönderir de izniyle ona dilediğini vahyeder. Şüphesiz o yüceler yücesidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Şura suresi ayet 51 buyurduğunu işitmedin mi? Yine kim Resulullah'ın Allah'ın kitabından bir şeyi gizlediğini zannedecek olursa şüphesiz ki o Allah'a karşı büyük bir iftirada bulunmuş olur. Zira Allah, ey peygamber, Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer yapmazsan Allah'ın peygamberliğini tebliğ etmemiş olursun. Allah seni insanlardan korur. Şüphesiz ki Allah kafirler topluluğunu hidayete erdirmez. Maide suresi 67. ayeti buyurmuştur. Kim yarın olacak bir şeyi bilip haber vereceğini zannedecek olursa o da Allah'a karşı iftirada bulunmuş olur. Zira Allah-u Teala, ey Muhammed, de ki göklerde ve yerde gaybı Allah'tan başka kimse bilmez. Onlar
ne zaman dirilteceklerini de bilmezler. Nemil suresi ayet 5 buyurmaktadır. Abdullah bin Abbas ve İkrime ise bu ayet-i kerimeyi şu şekilde izah etmişlerdi. Şüphesiz ki Muhammed Rabbini Sidretül Münteha denilen yerde kalp gözüyle görmüştür. Ayet-i kerimede geçen Sidretül Münteha ifadesi sidre ve münteha kelimelerinden meydana gelmektedir. Sidre bir ağaç adıdır. Münteha ise son noktada bulunan demektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem miraca çıktığında 7. kat gökten sonra sidre denilen ağacın bulunduğu bu son noktaya varmış ve orada Allah'tan emirler almıştır. Sidre ağacının bulunduğu yer, bu yere son nokta denilmesinin sebebi hakkında çeşitli görüşlerde zikredilmiştir. Kâbul Ahbar bu yere ismini verilmesinin sebebi yaratıkların bilgilerinin burada sona ermesidir. Yarattıkların bilgilerinin bu arada sona ermesidir. Bu noktadan sonra gayb alemi ve ona ait bilgiler başlamaktadır, demişti. Abdullah bin Mesud buraya son nokta denmesinin sebebi Resulullah'ın sünnetine bağlı olanların ve varacakları son nokta olmasıdır, demişti. Taberi ayet-i kerimenin bu noktaya son nokta dendiğini, bunun sebebinin ise belirtilmediğini, bu itibarla zikredilen bu sebeplerden herhangi birisinin söz konusu olabileceği gibi hepsinin de söz konusu olabileceğini söylemiştir. Sidra ağacının şekli hakkında çeşitli açıklamalar yapılmıştır. Malik bin Sasa, Resulullah'ın miraca çıktığını anlatan hadisini rivayet ederken, bu hadisin bir bölümünde Resulullah'ın 7. göğe çıkıp Hazreti İbrahim ile görüştükten sonra şunları söylediğini rivayet etmiştir. Sonra önüme son noktada bulunan sidra ağacı dikildi. Onun Neb isimli meyveleri Hacer bölgesinin testileri gibiydiler. Onun yaprakları ise filin kulakları kadardı. Cebrail işte bu son noktada bulunan sidra ağaçtır. Sidretül Münteha da dedi. Onun kökünden 4 nehir akmaktaydı. 2 nehir içeriye doğru, ikisi de dışarıya doğru akıyordu. Dedim ki, ey Cebrail, bu nehirler nedir? Cebrail, içeriye akan bu 2 nehir cennette ait nehirlerdir. Dışarıya akan ikisi ise Nil ve Fırat'tır, dedi. Bu kısmın hadisi de değerli arkadaşlar, yani kaynağı Buhari, Kitab-ı Menakibül Ensar, Bab 42'de geçmektedir. Bu hadis-i şerifin başka bir rivayeti de şöyledir değerli arkadaşlar. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diye hadis-i şerif başlıyor. Allah'ın emirleriyle o ağacı kaplayan şeyler kaplayınca, o ağaç yakut veya zümrüte dönüştü. 27 değerli arkadaşlar, bu hadisin kaynağı da Ahmed bin Hanbel üstette yer almakta. 15 nolu ayette de indeha cennetul meva, 15 nolu ayetin açıklaması da cennetul mevada sidretul müntehanın yanındadır. Abdullah bin Abbas, cennetul meva arşın sağında bulunmaktadır ve şehitlerin menzilidir, demişti. Katede de aynı görüştedir. 16 nolu ayette de iz yakşa sidretu ma yakşa. 16 nolu ayetin açıklaması da o zaman sidreyi neler kaplamıştı, neler? Müntehada bulunan sidre ağacının neleri kapladığı hakkında farklı görüşler beyan edilmiştir. Abdullah bin Mesud, Mesruk, Dehak, İbni Abbas, Mücahid, İbrahim el-Nehai, İbni Zeyd, sidreyi kaplayan şeylerin altından kelebekler olduğunu söylemişlerdi.
Abdullah bin Abbas, Mücahit, Rabi bin Enes, Ebu Aliye'den nakledilen diğer bir görüşe göre ise de sidre ağacının Allah'ın nuru ve melekler kaplamıştır. Sidre ağacını Allah'ın nuru ve melekler kaplamıştır. مَا زَغَلَّ بَسَرُ وَمَا تَغَى 17. Nolu ayetin açıklaması da Muhammed'in gözü ne kaydı ne de sınırı açtı. Muhammed'in gözü o gördüğü şeylerden ne sağa kaydı ne de sola, ne de onu görme alanı olarak sınırlanan noktalar açtı. 18. Nolu ayette de لَقَدْ رَى مِنْ اَيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى 18 nolu ayetin açıklamasında da şüphesiz Muhammed orada Rabbinin dilediklerinden en büyüğünü gördü. Resulullah'ın görmüş olduğu Allah'ın en büyük delillerinden maksat, En Abdullah radıyallahu anh lakad ra diye devam ediyor arkadaşlar. Abdullah bin Mesud'a göre ufukları kaplayan yeşil bir cennet perdesidir. Buranın kaynağı da Buhari'de geçmekte. Abdullah bin Mesud'a göre ufukları kaplayan yeşil bir cennetin perdesidir. İbn-i Zeyd'e göre ise de en büyük delil Cebrail'in asıl şeklidir. Resulullah orada Cebrail'i asıl şekliyle görmüştür. 19, 20, 21 nolu ayette de değerli arkadaşlar. Eferaytum Leta vel Uzza vel Gurra ve ma nevata salisetul ukhra lekum ya zekaru ve lehul unsa. Değerli arkadaşlar, bunu Kur'an-ı Kerim'den bakalım çünkü yazımdan bazen değişik olabiliyor değerli arkadaşlar. O yüzden yanlış okumak da istemiyorum. Evet, sürekli bakalım. Köşeye koymuştuk ya arkadaşlar. Hemen buradan bakalım yine. Evet. Bu yüzlerden miydi? Necm suresi 526. Evet, buradaymış değerli arkadaşlar. 18 numarata bakalım. Eferaite. Evet, burada eferaytumu lete ve uzza ve ma nevata salisetul ukhra. Evet değerli arkadaşlar, salisetul ukhra lekum zekere ve leh unsa. 19 ve 20 nolu ayetin ve 21 nolu ayetin açıklaması: şimdi siz ilah olarak Lat'ı, Uzay'ı ve diğer üçüncüleri olan Menat'ı mı görüyorsunuz? 21 nolu ayette de erkekler sizin de kızlar Allah'ın mı? Ey müşrikler, sizler Lat, Uzza ve onların üçüncüsü olan Menat'ın Allah'ın kızları ve ilahlarınız olduklarını mı sanıyorsunuz? Sizler kendiniz için erkek evlatlar seçiyor, Allah'ı da sevmediğiniz kızları mı isnat ediyorsunuz? Sizin bu taksimatınız haksız bir taksimattır. Bu ayetin izahında da garanik hadisesinden bahsedilmektedir. Gerekçe, gerçekte aslı olmayan bu hadisenin izahı için Hac suresinin 52. ayetini açıklamasına bakınız diyor.
tabiri lat kelimesinin Allah lafzının müennası, uzza kelimesinin de Allah-u Teala'nın aziz sıfatının müennesi olduğunu ve müşriklerin putlarına Allah'ın isimleriyle isim takmaya çalıştıklarını söylemiştir. Katede'ye göre Lat putu Taif bölgesinde bulunan bir puttur. İbn-i Zeyd'e göre ise de Nahle bölgesinde bulunan ve Kureyş tarafından kendisine ibadet edilen ev şeklinde bir puttur. Abdullah bin Abbas, Mücahit ve Ebu Salih, Lat'ın aslında hacılara un çorbası yapılan bir kişinin adı olduğunu ve o kimse öldükten sonra müşriklerin onun kabrini putlaştırdıklarını söylemişlerdir. Uzza putu ise Mücahid'e göre de küçük ağaçlardan ibarettir. Said bin Cübeyr'e göre ise de Sakif kabilesinin yaptığı ve Taif'te bulunan bir evdir. Katede'ye göre ise de Batni Lane'de bulunan bir puttur. Menat putu Meşellel denen bir yerin Kudeyt diye adlandırılan bir bölümünde bulunmaktaydı. Hazreti Ayşe radıyallahu anh diyor ki, hacca giden Müşellel'de bulunan Menat putundan itibaren tehlil okumaya başlayınca ortak Safa ile Merve arasında say yapmazlardı. Bunun üzerine Allah-u Teala şüphesiz ki Safa ile Merve Allah'ın alametlerindendir. Kim hac için Kabe'yi ziyaret eder veya umre yaparsa Safa ile Merve'yi tavaf etmesine bir mahzur yoktur. Bir kimse kendi isteğiyle fazladan hayır yaparsa muhakkak ki Allah şükrün karşılığını veren her şeyi bilendir. Her şeyi bilendir. Bakara suresi ayet 158 ayetini indirdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Müslümanlar Safa ile Merve arasında sa'y yapmaya başladılar. Bu hadisin kaynağı da değerli arkadaşlar Buhari'de geçmekte. Diğer bir rivayette de Hazreti Ayşe radıyallahu anh şöyle söylüyor. Ensardan Menat putunun olduğu yerden itibaren tehlile başlayan bazı adamlar, ey Allah'ın Resulü, biz Menat'a saygıda bulunmak için Safa ile Merve arasında say etmiyorduk dediler. Menat, Mekke ile Medine arasında bulunan bir putun adıdır. Bu hadisin kaynağı da Buhari'de geçmekte. Lat, Menat ve Uzza putlarının taştan yapıldıkları, Kabe'nin içine konularak orada kendilerine tapıldıklarını da rivayet edilmektedir. 22. nolu ayette de Tilke izen hısmetun dize. 22. nolu ayetin açıklamasında ise öyleyse bu insafsızca bir taksimdir. Mücahit bu ayeti kelimeyi bu sakat bir taksimdir şeklinde, Katade insafsız bir taksimdir şeklinde, Sufyan-ı Sevri eksik bir taksimdir şeklinde izah etmişler. İbn-i Zeyd ise bu gerçeğe ters bir taksimdir şeklinde izah etmiş ve şöyle demiştir. Müşrikler Allah-u Teala'ya kızlar isnat etmişlerdir. Meleklerin Allah'ın kızları olduklarını söylemişler ve onlara tapmışlardır. İbn Zeyd ise bu ayetleri okumuştur. Yoksa Allah yarattıkları varlıklardan kızları kendisine aldı da size de oğulları mı verdi? Seçip verdi. Zuhru suresi ayet 16. Onlar Allah'a kızları isnat ederler. Allah bundan münezzehtir. Kendilerine ise sevdiklerini erkek çocukları isnat ederler. Nahl suresi ayet 57. 23 nolu ayette de değerli arkadaşlar, İnni hiye illa esmâun semeytumuha entum ve abâukum mâ enzelallahu bimâ bihâ min sultânin in yetebi'ûne illâ zannâ ve mâ tehvel enfusu ve lekad ecâhum min rabbihimun hûdâ. 23 nolu ayetin açıklamasında da taptığınız bu putlar sizin ve atalarınızın uydurduğu boş isimlerden başka bir şey değildir. Allah onları hak olduğu hususunda hiçbir delil indirmemiştir. Onlar ancak ve zanna nefislerinin arzularına uyarlar. Oysa onlara Rablerinden şüphesiz
bir hidayet rehberi gelmiştir. Sizin Lat ve Menat ve Uzza diye takındığınız bu adlar sizin ve atalarınızın takmış olduğu adlardır. Allah bu adları takmanıza dair size bir müsaade vermemiş ve buna dair herhangi bir delil indirmemiştir. Müşrikler putlara bu adları takarken ne Allah tarafından gönderilen bir vahye dayanmışla ne de peygamberin bildirdiği bir habere onlar sadece zanlarına, heva ve heveslerine uyarak bu adları vermişlerdir. Halbuki Allah'tan onlara bu taptıkları putların gerçek mahiyeti hakkında açık bilgi gelmiştir. Bu putların ibadete layık olmadıkları Muhammed'e gönderilen vahiy ile bildirilmiştir. 24 ve 25 nolu ayette de اَمْ لِلْ اِنْسَانُ مَا تَمَنَّا فَلِلَّهِ الْاَخِرَةُ وَلَا وَالْعُولَ 24 nolu ayetin açıklamasında da yoksa insanın her temenni ettiği yerine gelecek midir? 25 nolu ayette de ahirette dünyada Allah'ındır. Yoksa Muhammed bir insan olarak peygamber olmayı temenni etmiş de Allah da ona peygamberlik mi vermiştir? Peygamberliği elde etmek temenniyle olmaz. Ahiret yurdunda olan şeyler de sadece Allah'a aittir. O onlardan yarattıklarından dilediğine dilediği kadarını verir ve dilediğini de mahrum eder. 26. ayette de وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ عَبْدِي اَنْ يَعَزَنَ اللّٰهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْدَ 26. ayetin açıklamasında da göklerde nice melekler vardır ki Allah dilediğine ve razı olduğuna izin vermedikçe şefaatleri hiçbir fayda vermez. Allah-u Teala bu ayet-i kerime ile puta tapanları ve biz bunlara sadece bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye tapıyoruz diyen müşrikleri kınamaktadır. Kendisine çok yakın olan meleklerin dahi izni olmadan şefaatçi olmayacaklarını, bu itibarla ona ortak koşulan putların kendilerine tapanlara herhangi bir fayda sağlamayacaklarını beyan etmektedir. 27-28 nolu ayetlerde de, 29 nolu ayette de, اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْاٰخِرَةِ لَا يُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْاُنْسَى وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عَلْمٍ اِنْ يَتَبِعُونَ اَلَّا ظَنَّا وَاَلَّا ظَنَّا لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا فَاَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّا عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ اِلَّا الْحَيَاةِ الدُّنْيَا 27 nolu ayetin açıklamasında da ahirete iman etmeyenler melekleri dişi olarak isimlendirirler. 28 nolu ayette de oysa onların bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece zanna uyarlar. Halbuki kuru zan ise haktan hiçbir şey ifade etmez. 29 nolu ayette de ey Muhammed zikrimiz Kur'an'dan yüz çeviren ve dünya hayatından başka hiçbir şey istemeyen kimseden sen de yüz çevir. Öldükten sonra dirileceklerine iman etmeyen kafir ve müşrikler Allah'ın kızları olduklarını iddia ederek onlar dişilerin isimlerini verirler. Halbuki onların melekleri bu şekilde adlandırmalarına dair kesinlik ifade eden hiçbir bilgileri yoktur. Onlar bu sözlerine sadece tahminlere dayanarak söylerler. Tahminler de gerçek adına hiçbir şey ifade etmezler ve gerçeğin yerini almazlar. O halde ey Muhammed sen bizi anmaktan yüz çeviren, bize iman edip bizi birlemeyen, bizden sadece dünya hayatını isteyen, ahirete dair hiçbir şey yapmayan kimseleri bırak. Onlardan uzak dur. 30. ayette de ذَٰلِكُمْ مَبْلَغَهُمْ مِنَّ الْعَلْمِ اِنَّا رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ دَلَّا عَنْ سَب۪يلِهِ وَهُوَ اَعْلَمُ بِمَا اِحْتَدَى 30 nolu ayetin açıklamasında da işte onların bilgileri ancak bu kadardır. Rabbinin yolundan sapanları, Rabbin yolundan sapanları daha iyi bilir. O
hidayete erenleri de çok iyi bilir. İşte meleklerin Allah'ın kızları olduklarını iddia ederek onları dişilerin isimleriyle isimlendirenlerin bilgileri bu kadardır. İlim zannettikleri bu kuruntularıyla Allah'a ortak koşar ve onu inkar etme durumuna düşerler. Ey Muhammed, şüphesiz ki senin Rabbin ezeli ilmiyle kimin sapıklığa düşeceğini çok iyi bilir. Kimin de doğru yola erip İslam nimetine kavuşacağını da çok iyi bilir. 31. ayette de vallahi velillahi ma fi's semawati ma fi'l ardi liyezzellezine asaw bima amilu ve yezzellezine ahsanu bil husna. 31. ayetin açıklamasında da göklerde ve yerde bulunan her şey Allah'ındır. O kötü amellerde bulunanları cezalandıracak, iyi amellerde bulunanları da daha güzeliyle mükafatlandıracaktır. Göklerde ve yerde bulunan her şeyin mülkiyeti ancak Allah'a aittir. O yolundan sapanı da çok iyi bilmektedir. Hidayette olanı da. Böylece kötülük yapanları yaptıklarıyla cezalandırır. İyilik yapanları da en güzel amelleriyle mükafatlandırır. Kendisine isyan edenleri cehennem ateşine koyar. İman edip itaat edenleri ise cennetiyle mükafatlandırır. 32 numaralı ayette de اَلَّذ۪ينَ يَجْتَنِبُونَ الْكَبَائِرَ الْاِسْمِ وَالْفَوَاعِشَ اِلَّا لَحَمَ اَنَّ رَبَّكَ وَسِيعُ الْمَغْفِرَةُ وَهُوَ اَعْلَمُ بِكُمْ اِذَا اَنْشَاكُمْ مِنَ الْاَرْضِ وَاِذَا اَنْتُمْ اَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا enfusukum ve huve a'lemu bimane takka. 32 numaralı ayetin açıklamasında da o iyi amellerde bulunanlar küçük kusurları hariç büyük günahlardan ve hayasızlıklardan kaçınırlar. Şüphesiz Rabbin bağışlaması bol olandır. Sizi topraktan yarattığı zaman ve sizler annelerinizin karnında bir cennin iken sizin ne durumda olduğunuzu o çok iyi bilir. Kendinizi temize çıkarmayın. Kim takva üzere olduğunu da, kimin takva üzere olduğunu da o çok iyi bilir. İyilikte bulunanlar o kimselerdir ki küçük kusurları hariç Allah'ın haram kıldığı ona ortak koşma gibi büyük günahlardan ve zina gibi hayasızlıklardan kaçınırlar. Ey Muhammed, şüphesiz ki Rabbin büyük günah işleyen ve hayasızlık yapmayan günahkarların kusurlarını çokça affedendir. O sizin atanız Adem'i topraktan yaratırken ve onun soyundan gelen sizlerin de annenizin rahminde, cennin halinde bulunurken çok iyi bilendir. Siz kendinizi temize çıkarmayın. Zira Allah kendi cezalandırmasından korkarak emirlerini tutup yasaklarından kaçınan takva sahiplerini de çok iyi bilendir. Ayet-i kerimede iyilikle bulunanların sıfatları beyan ediliyor. Bunların büyük günah işlemekten ve hayasızlıktan kaçınanlar fakat lemem diye adlandırılan küçük günahları işleyebilen kimseler oldukları beyan ediliyor. Buradan da zikredilen büyük günahlardan da maksat Allah'a ortak koşmak, ana babaya kötü davranmak, Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı bir insanı öldürmek, yalan söylemek, yalan yere şahitlik yapmak da buna dahildir. Namuslu kadınlara zina iftirasında bulunmak, yalan yere yemin etmek, sihir yapmak, savaştan kaçmak ve komşusunun hanımıyla zina etmek gibi günahlardır. Bu hususta daha geniş bilgi için Nisa suresinin 31. ayetinin izahına bakılabilir. Burada da zikredilen hayasızlıktan maksat ise Allah'ın onu işleyenlere